şehir lideri boşluğun ortasında duruyordu. Üç Evren Reenkarnasyon Dönemi Toplamda neredeyse yüz güce kadar düzinelerce güce bölünebilir, dedi. Yüze yakın güç. Ancak bunlardan hiçbiri iki kutsal toprakla karşılaştırılamaz. İçini çekti. Bu iki kutsal yerin ikisi de son derece güçlü birebir karşılaştırıldığında hiçbir güç onlarınkine karşı çıkamaz. Tabi eğer sadece bireysel güçlere değil, tüm evrenin reenkarnasyon dönemine, hatta ilkel evrenimize bakarsak, ki bu en zayıf reenkarnasyon dönemi gibi görünüyor kutsal topraklardan herhangi birinden daha güçlü olacaktır. Tüm ilkel evrenimizin gücüyle karşılaştırılabilmesi için her iki kutsal toprakların toplam güçlerine ihtiyacı olacağını tahmin ediyorum. Ama Luo Feng gerçekten şok olmuştu. Bütün bir ilkel evrenin gücü mü? İlkel evrende yalnızca birkaç tane yüce evren varlığı vardı. Örneğin Hon ittifakının en üst 9 gücünden ve en üst düzey 12 gücünden 30'dan biraz fazla evren ustası vardı. Ancak en yüksek güç en üst düzey seviyede kaldı. Her ne kadar herhangi bir evren yüce varlığına sahip olmasa da onun evren efendileri zayıf olmaktan çok uzaktı. Diğer bazı evren efendileri yalnız gezginlerdi. Bazıları gizli kalmıştı ve bazıları da kaybolmuştu. Tüm bunları topladığımızda, tüm ilkel evrenin en az bin evren efendisine sahip olduğu tahmin edilebilir. Sadece birkaç tane evren yüce varlığı vardı ama bine yakın evren efendisi vardı. Rekabetçi ve karşılaştırılabilir kalabilmek için iki kutsal alanın güçlerinin birleştirilmesi mi? Gerekiyordu. İlkel kaos şehri lideri, bu kadar şaşırmış görünmeyin, dedi. Her iki kutsal alanı bir araya getirirsek, evren efendilerinin toplam sayısı ilkel evrendeki bizimkiyle eşleşmeyebilir. Ancak sayısız reenkarnasyon döngüsünden geçmiş olabilirler. İçini çekti. Nicelik açısından bizden daha iyi olmayabilirler ama nitelik açısından. Birinci sınıflar en azından, dolaşmak ve gezinmek için konfor alanlarının dışına çıkmaya cesaret ettiler ve çoğu en güçlü tekniği kavrayabiliyor. Luo Feng serin havayı içine çekti. En güçlü teknik mi? Ortaya çıkanların hepsi en güçlü teknikleri kavrayabildiler mi? Bu, ilk evrenden, ikinci evren çağının, Birinci evren çağının ve iki kutsal yerin yıkımının son aşaması olan büyük varlıklar tarafından kaydedilen bilgiydi. İlkel Kaos Şehri Lideri bir el sallama hareketi ile altın ışık şeritleriyle göz kamaştıran şeffaf bir kristal küreyi çıkardı. Ciddi bir ses tonuyla şöyle dedi. Bu son derece gizli bir bilgidir ve onu toplamamız çok uzun zaman aldı. Bu materyallerden bazıları son derece gizli olayları kapsayabilir. İlkel evrenimizin güçleri iletişim kurmuş ve bilgi alışverişinde bulunmuş olsa bile, çok gizli olanlar her zaman gizli tutulur. Onları incelemeyi bitirdikten sonra hepsini yok edin. O anladı. Evren okyanusuna olan yolculuk sırasında İlkel Kaos Şehir lideri. Öncelikle ve en önemlisi bilmesi gereken bazı bilgiler hakkında ona yavaş yavaş briefing veriyordu. Eğer bu kadar çok miktarda bilgi ona henüz ilkel evrendeyken doğrudan verilmiş olsaydı, onu gereken dikkatle özümseyemeyebilirdi. Ancak evren okyanusunda, eğer kişi evrenin nasıl bir yıkıma uğradığını görse ve bunun yarattığı şoku kişisel olarak, Deneyimlese bu tür bilgilere büyük saygı duyardı. Luo Feng elindeki şeffaf kristal küreyle tanrısal gücüyle ona nüfuz etti. O anda aklına bir bilgi hücum etti. Çöken bu evrenin içinde uzakta yüzen birkaç tanrısal ceset vardı. İlkel kaos şehri liderinin dikkati kendisine verilen bilgiyi kabul eden Luo Feng'e odaklanmıştı. Bu, bu Luo Feng'in gözleri, ilk kaos şehir liderine bakarken genişledi. Henüz baskıyı hissettiniz mi? İlk kaos şehir lideri güldü. Evet. Luo Feng defalarca başını salladı. Tüm bu gizli bilgileri öğrendikten sonra Luo Feng artan bir kriz hissine kapıldı. Çok zayıftı. Onun geldiği ilk evren gerçekten de en zayıf olanıydı. Onun tanrısal gücü dezavantajlı durumdaydı. Daha zayıf taraf olarak kendisinin ilkel evrende daha iyi durumda olanlardan biri olmasını sağlamak için minyatür evren. Şivu kanatları ve alevli kum kupasına güvendi. Ancak evren okyanusundakilerle karşılaştırıldığında yolun sonunda olacağı açıktı. Tıpkı iki kutsal toprak gibi, tanrısal güç açısından Luo Feng konu güce geldiğinde kaybetmişti. Üstelik iki kutsal alanı oluşturanların hepsi en güçlü tekniklerini kavrayabiliyorlardı. Bu arada, Luo Feng gücünü artırmak için minyatür evren, Şivu kanatları ve alevli kum kupasına sahip olsa bile iki kutsal toprakla karşılaştırıldığında, hala en altta yer alıyordu. İlkel Kaos Şehir Lideri, başlangıçta, Buraya ancak bir evren ustası olduktan sonra gelmenizi planlamıştım," dedi. Dövüşleri kazanma yeteneğiniz olmayabilir ama kendinizi hayatta tutma konusunda çok beceriklisiniz. Becerilerinizi geliştirmeye ve geliştirmeye devam ederseniz, bu bir evrenin ustası olmanıza çok yardımcı olacaktır. Luo Feng başını salladı. Hadi gidelim. Şu -a. İlkel Kaos şehri lideri Luo Feng'e yol gösterdi. Bir anda çökmenin eşiğindeki bu minyatür evreni bırakıp yolculuklarına devam ettiler. Sürekli olarak yüksek frekansta ışınlanıyor. Zaman zaman doğal solucan delikleri boyunca seyahat ediyorlardı. Luo Feng'in evren okyanusuna girmesinden sonraki 6. günde. Sonsuz kaotik hava akışının ortasında. İlkel Kaos şehir lideri, çok ilerideki bir noktayı işaret ederek, tam önümüzde tehlikeli topraklardan biri var, dedi. Titreşen kum nehri, her ne kadar tehlike seviyesi en tehlikeli üç ülkeden çok daha düşük olsa da, izinsiz girerken yakalanırsanız yine de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız, benim için bile o toprakları keşfederken ekstra dikkatli olmam gerekiyor. Herhangi bir yere ışınlanacak kadar kibirli olsaydık, titreşen kum nehrinin içinde olmayı diliyoruz. Korkarım yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Luo Feng başını salladı. Daha önce kendisine verilen Evren Okyanusu haritasında çeşitli tehlikeli toprakların birçok açıklaması vardı ve titreşen kum nehri ortalama bir açıklama olarak kabul ediliyordu. İlkel kaos şehir lideri, "Evren okyanusundaki biz insanlar tehlikeli toprakları bilmeliyiz." dedi. "Toplam 3000'den fazla yerden oluşuyor ve zaman geçtikçe sayılar giderek artıyor." Güldü ve devam etti. "Evren okyanusu gerçekten çok büyük." Yalnızca iki kutsal alan gibi yerler bu tehlikeli topraklar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir. Ancak bilgiyi bizimle paylaşmaya istekli değiller. Göz açıp kapayıncaya kadar Luo Feng'in Evren Okyanusundaki 8. günüydü. İlkel kaos şehir lideri sonunda durmadan önce Luo Feng'i başka bir ışınlanmaya götürdü çok yakında en tehlikeli 3 bölgeden biri olan Eğik Tepe sektörünü görebileceğiz. Diğer tehlikeli topraklar, Eğik Tepe sektörüyle karşılaştırıldığında hiçbir şeydi. Luofeng ve İlkel Kaos şehri lideri boşlukta yan yana durdular ve uzaklara baktılar. Luofeng gözlerini kıstı. Vay be! Uzakta yüksek bir dağ vardı. Zirvelerden biri. Sanki sınırsız güce sahip büyük bir varlık dağı yatay olarak kesmiş ve zirvenin dağın ortasına doğru düşmesine neden olmuş gibi. Dağın orta seviyesine düşmüştü. Hua, hua, hua. Bu kaygan ana dağın zirvesinden muazzam şelaleler çağlayarak dağın ortasına iniyordu. Su akışı çevreyi dolduracak şekilde yayıldı ve düşen dağ zirvesinin küçük bir kısmını sular altında bıraktı. Aynı zamanda sayısız küçük kaya, sürekli uçuş halinde o dağ zirvesinin etrafında dönüyordu. Bu, eğimli zirve sektörüdür, diye açıkladı ilk kaos şehir lideri. Dağın zirvesi bu şekilde eğik düştüğü için buraya eğik tepe adı verildi. Şu küçük kayalara bakın. Dağın etrafında dolambaçlı bir şekilde sürekli uçuşan sayısız kayayı işaret ederek gülerek şunları söyledi. Şu anda bizden 100 milyon ışık yılı uzaktayız. Buradan küçük kayalar gibi görünüyorlar. Tahmin edecekseniz ne kadar büyük düşünüyorsunuz. Bunlar. Luo Feng şaşkına döndü. Ona verilen evren okyanus haritası. Eğik Tepe sektörü açıklamalarında çok ayrıntılı olarak değerlendirildi. Örneğin, Eğik Tepe sektörünün ana dağı 98,02 milyon ışık yılı yükseklikte duruyordu ve düşen zirvenin maksimum çapı 12,26 milyon ışık yılıydı. Dış alan dağın dış alanını oluşturuyordu. Tehlike seviyesi daha düşüktü ama dış alandaki bazı tehlikeli noktalar kendilerini kurtarma becerisi daha zayıf olan belirli evren efendilerini yok etmeye hala yeterliydi. İç alan dağın iç alanını oluşturuyordu. Buradaki tehlike düzeyi çok yüksekti. En güçlü evren efendileri bile yok edilebilir. Bu arada, dağın merkezinde, evrenin yüce varlıkları bile yok edilebilir. Kayalar, Luo Feng nefesinin altında mırıldandı. Harita, bu kayaların büyük ya da küçük boyutlarına ilişkin herhangi bir açıklama sunmuyordu. Ancak ana dağın yüksekliği 98,02 milyon ışık yılı ise o zaman orantı yoluyla bu kayaların boyutlarını tahmin edebiliriz. Luofeng kayaların ne kadar büyük olduğunu tahmin ederek görselleştirmeye çalıştı. Sanırım büyüklük ışık yılı cinsinden ölçülecektir dedi. Az önce öğrendiği şey karşısında bir kez daha şok oldu. İlkel evrende 100 milyon ışık yılı kadar yüksek bir dağın görülmesi imkansız bir görüntüydü. Tek bir kayanın ışık yılıyla hesaplanması gereken bir boyuta ulaşması bunu ancak ilkel evrenin ortaya çıktığı evren okyanusu mümkün kılabilirdi. İlk kaos şehir lideri güldü. Hadi gidelim. Hala ondan çok uzaktayız. Hala ışınlanmamız için uzun bir süreye ihtiyacımız var. Bir süre sonra Luo Feng ve İlkel Kaos şehir lideri, Tepe sektörünün dış bölgesine ulaştı. Hua, Hua, çok sayıda devasa kaya yüksek hızlarda uçuştu. Daha önce manzarayı 100 milyon ışık yılı uzaklıktan gözlemlerken bunların küçük kayalar olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi onlara yakından bakıldığında, o kadar büyüktüler ki neredeyse ölçülemeyecek kadar büyüktüler ve hepsi ışık hızının birkaç katı. Uçuş hızını koruyorlardı. Evren okyanusundaki ışığın nihai hızı. İlkel evrendeki ışığın hızıyla aynı değildi. Bakın, dedi ilk kaos şehir lideri. Bu. İlk evren çağının zirve ırklarından biri olan Ciyu ırkının en büyük varlıklarından biri. İlkel Kaos şehir lideri uzaktaki bir canavarı işaret etti. Pullarla kaplı devasa kanatları ve kan kırmızısı gövdesi olan. Uçan bir canavara benziyordu. Onların yönüne bakıyordu. İlkel Kaos şehir lideri. O dedi. Uçan yaratığın tek gözü korku dolu bir bakış attı ve mümkün olan en kısa sürede ışınlanarak uzaklaştı. Ciu yarışı, dedi Luo Feng. Nihai yıkımdan önce iki evren reenkarnasyon döneminde doğan ırkların değişikliklere uğradıktan sonra mevcut ilk evrendeki Ciu ırkından farklılıklar sergileyeceğini hatırladı. Ciu ırkı mevcut ilkel evrende doğmuştu. Ancak o zamandan beri tüm ırk yok edilmişti. Ancak ilk evren reenkarnasyon döneminde aslında zirve yarışa dönüşmüştü. Şua, şua, şua tekrar tekrar ışınlandılar ve uzun bir an daha geçti. Işık hızından birkaç kat daha hızlı uçan gök kayalarının yanından geçerek Sonunda yaklaşık 8,2 ışık yılı çapında bir gök kayasının üzerine indiler. İlkel Kaos Şehir Lideri Eğiktepe Tepe sektörünün dış alanı sayısız göksel kayaya sahiptir ve bu kayalar sürekli olarak son derece yüksek bir hızda uçmaktadır, dedi. Göksel kayanın yüzeyinde durdu ve çevredeki boş alana baktı. Ancak, bu göksel kayanın üzerinde dururken şunu fark edeceksiniz ki, diğer tüm kayalar nispeten durağan görünüyor. Luo Feng başını salladı. Evet, ana dağ zirvesine yakın olan kayalar yavaşça uçarken, en uzaktakiler en hızlı uçuyordu. Sayısız kaya arasındaki göreceli mesafe bu şekilde sonsuz bir sabitte tutuldu. Devasa balta yaratıcısı şu anda burada. Tilted Peak sektöründe İlkel Kaos şehri lideri güldü ve devam etti. Yani evren okyanusundaki insan ırkımızın büyük varlıkları çoğunlukla burada, Eğik Tepe sektöründe toplanıyor. Luo Feng'in aklına bir anlayış geldi. Devasa balta yaratıcısının daha önce Yuan A o gizli bölgesinde olup bitenlerden haberdar olmamasına şaşmamalı. O tam buradaydı. İlkel kaos şehir lideri. Bu gök taşı insan ırkımızın geçici buluşma noktası olacak. Diye açıkladı. Elbette. Hon ittifakından diğer ırkların evren ustaları da burada toplanacak. Beni takip edin kısa mesafeli ışınlanma yoluyla Luo Feng'i uzaklaştırdı. Şu an, Göksel Kaya'dan 3 ışık yılı uzaklıkta başka bir noktaya ulaştılar. Göksel Kaya'nın yüzeyinde, bu girintilerden herhangi biri kolaylıkla 1 milyon mil veya daha fazla derinliğe sahip olabilir. Bu vadinin ortasında bir tapınak vardı. Tapınağın dışında iki figür gündelik sohbetlerle meşguldü. Luo Feng ve İlkel Kaos şehri liderinin aniden geldiğini gördüklerinde onu selamlamak için koştular. İlkel Kaos şehri lideri, dedi biri. İlkel Kaos şehri lideri, geldiniz, dedi diğeri. Luo Feng'i getirdin mi? Luo Feng vadiye indiği anda tapınağın içinde ve dışında toplam beş evren ustasının varlığını hissedebiliyordu. Bunların hepsi Luo Feng'in daha önce sanal evren aracılığıyla gördüğü evren ustalarıydı ve sanal evrendeki simül edilenlerle aynı olan auralar yayıyorlardı. Bu yüzden onların kimliklerini açıkça belirleyebiliyordu. Bu beş evren efendisinden üçü insan ırkındandı. İkisi ise Hon ittifakının üyeleriydi ve insan olmayan ırklardandı. İlkel Kaos şehir lideri. İlkel Kaos Şehir Lideri. Üç kişi onları karşılamak için saraydan çıktı. Samanyolu Sürüsü Lideri. Tilted Peak sektörüne hoş geldiniz. Dostça kahkahalar yankılandı. Bu Luo Feng'in aşina olduğu biriydi. Uzak Lord Usta. Tanrısal Sarayda Yedi Evrenin Efendisi yuvarlak masanın etrafında oturuyordu. Hepimiz Tilted Peak bölgesinden sizi görmeye geldik. Burada olduğunuzu biliyorduk. Uzak Lord Usta gülümsedi. Her ikisi de öğretmen kökeninin soyundandı. Biri karanlık ustasının öğrencisiydi ve diğeri ilkel kaos şehir liderinin öğrencisiydi. Bu yüzden doğal olarak yakınlardı. Luo Feng etrafına baktı. Peng Gong ustası. Mutlak karanlık ustası. Ateş taşı ustası, Roach hapishanesi ustası. Beni burada ağırladığınız için teşekkürler. Bu, Evren Okyanus'una ilk girişiniz. Sizi burada mutlaka ağırlamamız gerekiyor. Peng Gong usta sakalını okşadı ve gülümsedi. Bazı evren ustaları, Eğik Tepe sektörünün su alanına veya iç alanına girdiler. Tehlikeli yerlerden kaçmaları gerektiğinden uçmaları en az 100 yıl. Hatta bazen bir dönem alır. Bu yüzden de burada değil. Luo Feng başını salladı. Bulunduğu yer ne kadar tehlikeliyse ışınlanırken o kadar dikkatli olması gerekiyordu. Luo Feng evren okyanusuna ilk kez giriyor. Yani geleneğe göre ilkel kaos şehri lideri ellerini salladı ve tüm evren efendilerinin önünde şarap bardakları ortaya çıktı. İçlerinde zaten şarap vardı. İlkel Kaos şehri lideri gülümsedi ve öğrencisine şöyle dedi. Samanyolu sürüsü lideri, sonsuz gerçek hazinelere ve sonsuz yaşama sahip olmanızı diliyoruz. Diğer beş evren efendisi de onu takip etti. Sonsuz gerçek hazineler, sonsuz yaşam, Luo Feng başını salladı sonsuz gerçek hazineler ve sonsuz yaşam. O da bu geleneği biliyordu. Sonuçta evren okyanusunda gerçek bir macera olurdu. Birden fazla bedene sahip evren efendileri bile ölebilir. Evrenin yüce üstatları bile öldürülebilir. Kimse hayatta kalabileceklerinden emin olamaz. Yalnızca çok tehlikeli olan yerlerden kaçınabiliyorlardı hiç şüphesiz evren okyanusunda bir maceraydı. Ve hepsi değerli eşyalar için oradaydı. Firestone ustası, samanyolu sürüsü lideri. Size sonsuz gerçek hazineler ve sonsuz yaşam diliyor olsak da size bazı uyarılarım var. Dedi. Luo Feng kaşını kaldırdı ve gülümsedi. Lütfen devam edin. Firestone ustası. Firestone ustasının inatçı ve açık sözlü olduğunu duymuştu. Firestone ustasının sesi sarayda yankılandı. Gücünüz, diğer evren ustalarıyla birlikte Eğik Tepe sektörünün dış alanını görmek için yeterli. Ancak tek başınıza maceraya atılıp gerçek hazineleri elde etmek yeterli değil. İlk evren çağındaki evren yüce üstatlarının hepsi manyaktır eğer bunlardan biriyle tanışırsanız onları öldürürseniz ölebilirsiniz. Elbette birden fazla bedeniniz var ama insan bedeninizle birlikte gerçek hazineleriniz gitmiş. Olabilir. Gerçek hazinelerinizin son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Luo Feng başını salladı. Bu Firestone ustasının açık sözlü olduğu gerçekten doğruydu yeterince güçlü olmadığını biliyordu ama bu kadar açık sözlü olmaya gerek yoktu. Doğru, dedi uzak Lord Usta. İlk evren çağındaki büyük varlıklar delilerdir. Sizi öldürene kadar rahatsız edebilirler. Mutlak karanlık ustası, onları gerçekten suçlayamayız, dedi. Evrende nesiller boyu enkarnasyonlar olmuştur orijinal evrenin büyük patlamasından sağ çıkabilseler bile, büyük bir varlık en fazla 3 enkarnasyon boyunca yaşayabilir. Zamanı geldiğinde, ilk evrenin tüm büyük varlıkları, evrenin yüce üstatları da dahil olmak üzere evren çağı ölecek. Doğru, en fazla üç dönem, sadece şu parçalanmış minyatür evrenlere bakın. Kaç tane evrenin üstün üstadının öldüğünü göreceksiniz. Neredeyse hiç kimse üç enkarnasyondan fazla yaşayamaz. İki kutsal alan hariç. Bunlar yalnızca iki evren. Luo Feng başını salladı. Evren okyanusunda gerçekten de pek çok gizem vardı. Neden sadece üç enkarnasyon? Peki neden bu iki kutsal alan istisnaydı? Evren okyanusu ne kadar büyüktü? Evren okyanusunda kaç tane küçük evren vardı? Kaç tane tehlikeli yer vardı? Orada kaç tane ekstremis ülkesi vardı? Sadece 3 ekstremis ülkesi mi vardı? Eğik tepe sektörü. Akan sayısız dağ ve evren gemisi dışında dördüncü bir ekstremis ülkesi olabilir mi? İlkel kaos şehir lideri. İlk evren çağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya." dedi. "Yani kendilerini delilikle eğitiyorlar. Şüphesiz çemberi ancak güçlenirsen kırabilirsin. Sonuçta iki sığınak başardı. Bu yüzden kimse pes etmek istemiyor." Luo Feng, "Büyük varlıklara dikkat etmelisin, ilk evren çağına ait." "Evet öğretmenim." Luo Feng başını salladı. Firestone Master, yalnızca ilk evren çağından olanlar değil, dedi. Tüm bu üst düzey evren efendilerini işaretlemelisiniz. Onlardan ve iki sığınaktan kaçınmalısınız. İki sığınaktaki herkesten kaçınmalısınız. Onlarla karşılaştırıldığında siz bir hiçsiniz. Luo Feng kaşlarını çattı. Firestone ustası şu anda üzgün olduğunu biliyorum ama bu, Hon ittifakı adına bizim için, dedi. Eğer tehlike yıl karşı karşıya kalırsanız, bunu sanal evrene bildirin. Sanal evren sistemi de Hon ittifakındaki tüm büyük varlıklara haber verecektir. Size en yakın olan büyük varlıklar mümkün olan en kısa sürede oraya ulaşacaktır. Anladım. Luo Feng daha fazla bir şey söylemeden başını salladı. Gerçekten biraz hoşnutsuzdu, ama kendini hiçbir şeye karşı savunmadı. Başarılarıyla kendini kanıtlamak istiyordu. Kısa süre sonra uzak Lord Ustası, Peng Gong Ustası, Mutlak Karanlık Ustası, Ateş Taşı Ustası ve Roach Hapishanesi Ustası saraydan ayrıldı ve Eğik Tepe sektöründe maceraya başladı. Roach hapishanesi ustası ve Firestone ustası. Tilted Peak sektörünün dış kısmında konuşuyorlardı. Firestone. Neden az önce bu kadar kaba davrandın? Luo Feng o kadar da zayıf değil. Neden? Neden daha az kaba olmak zorundayım? Sırf ilkel kaos şehri lideri yüzünden mi? Üstelik yanılmadım. Fire Stone Master'ın burnundan ateş üflendi. Luo Feng daha önce Banf ustası ile dövüştü. Banf ustası illüzyonlarda iyi, maddi saldırıda ise kötü ve üstün bir tekniği bile yok. Luo Feng nasıl yaptı? O bastırıldı. Bu minyatür evren tüm evren şövalyelerini tek atışta öldürdü. Dedi Roach hapishane şefi. H -I M, -M. O sadece daha zayıf olanları öldürebilir, dedi Firestone ustası. Minyatür bir evren, etki alanı tipi gerçek bir hazine gibidir. Yalnızca zayıfları öldürebilir. Peki ya güçlüler? Yalnızca yardımcı olabilir ve bu tür üstün teknikler çok fazla enerji gerektirir. Tanrısal gücü tüketir ve yalnızca biraz güç ekleyin. Öyle olsa bile Yalnızca Master of Banfa eş değer maddi saldırı becerilerine sahip. O minyatür evren olmadan herkes onu ezebilir. Firestone ustası tekrar ateş püskürtüyordu ve devam etti. Hmme, fazla nazik davranıyordum. O en zayıflardan biri. İlk evren çağındaki o kadim adamların hepsi deli ve iki sığınaktaki herkes onu ezebilir. Ben öyle miydim? Yanılıyor mu? Eğer ölürse gerçek hazinelere el konulacaktır. Ne kadar zamandır uygulama yapıyor? Gerçek hazineler insan ırkı tarafından bahşedilmiş olabilir. İyi bir evren efendisi bulmak için büyük çaba sarf etmeliyiz. Ancak onun hemen ardından çok fazla hazinesi var. Bir evrenin efendisi olmak sadece bekle ve gör. Ezilecek. Evet. O gerçekten zayıf. Roach hapishanesi müdürü dev kafasını indirdi. H.I.M.M. Dedi Firestone ustası. O bir insan. Bu yüzden öğretmeni ilkel kaos şehir lideri her tehlikede olduğunda onu kurtarmaya gidecek. Öğretmeni olmadan kesinlikle Tepe sektöründe öldürülecek sarayda yalnızca Luo Feng ve İlkel Kaos şehir lideri kalmıştı. Luo Feng, ben de maceraya atılacağım, dedi İlkel Kaos şehir lideri. Benimle sanal evren aracılığıyla iletişime geçin. Evet öğretmenim. Luo Feng başını salladı. Tamam aşkım. İlkel Kaos şehri lideri Luo Feng'e baktı. Gülümsedi ve ortadan kayboldu. Luo Feng tanrısal saraya baktı. Artık burada olan tek kişi oydu. Evren okyanusundaki büyük varlıkların gerçekten de kendilerini keskinleştirdikleri görülüyordu. Eğik tepe sektörü ve büyük varlıklar hakkındaki bilgileri incelemem gerekiyor. Luo Feng, tanrısal sarayın dışındaki bir kayanın üzerinde bacak bacak üstüne atarak gözlerini kapattı ve Bilgileri düzenlemeye ve önemli kısımları vurgulamaya başladı. Hua, kayalar ışık hızının birkaç katı hızla uçuyordu ama Luo Feng sakin görünüyordu. Tilted Peak sektörünün dış bölgesinde maceraya atılmak için acele etmedi. Ha, Luo Feng bir jeton çıkardı. Dağdaki misafir öğretmen benimle iletişime mi geçiyor? Bunun gerçek bir hazine iletişim simgesi olmasına şaşmamalı. Okyanus okyanusunda bile iletişim kurabilirim. Luo Feng zihninin izini sürerek jetona girdi. Luo Feng, evren okyanusunda mısın? Oturan dağ misafiri bir bilgi aktardı. Evet, diye yanıtladı Luo Feng. Hangi ekstremist toprakları? Oturan dağ misafiri sordu. Eğik Tepe sektörü. Ekstremist topraklarından birinde olduğumu nereden biliyorsun? Çünkü en gerçek hazinelere sahipler. Başka nereye gidersin? Birkaç değerli şeyin olduğu uzak ve tehlikeli yerlere mi? İnsan ırkı aptal değildir. Tamam, tehlikeyle karşılaşırsan yardım çağırabilirsin ama umarım kazanırsın, bunu yapma. Anlıyorum," diye yanıtladı Luo Feng. Evren Okyanusu Kaos hava akışının derinliklerinde, Beihuahuelan alanı olarak bilinen tehlikeli bir yerde, bir saray yüzüyordu. Saraylarda hizmetçiler vardı, hepsi evren şövalyeleriydi. Burası oturan da misafirinin gerçekten yaşadığı yerdi ve Beihuahuelan alanı onu temsil ediyordu. Evren okyanusunda neredeyse yüz güç vardı ama hiçbir güç oturan dağ misafirine bulaşmak istemiyordu. Herkes onun bir avuç olduğunu biliyordu. Sarayın içinde tahtta çok yüksek bir yaşlı oturuyordu ve ona yılan kuyruklu ve insan gövdeli bir insan hizmet ediyordu. Haha, <laughs> Puti, küçük kardeşin de evren okyanusuna girdi. Oturan dağ misafirinin sesi gürledi. Puti, tebrikler öğretmenim. Dedi. Beni tebrik etmek için henüz çok erken. Yeterince güçlü değil. Oturan dağ konuğu Puti'ye baktı. Puti. Beni en uzun süredir takip eden sensin. Bu yüzden beni en iyi sen tanıyorsun. İkinci kardeşin beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden artık neredeyse ondan vazgeçiyordum. Sen en çalışkan olansın ama biliyorum ki Luo Feng en büyük potansiyele sahip. Onu ikinci kardeşin takip ediyor. En az potansiyele sahip olan sensin ama şimdi en güçlüsü sensin. Puti eğildi. En uzun süredir pratik yapıyorum ve senin yanındayım. Çok şey gördüm. Bu yüzden daha fazlasını anladım gösterişten uzaktı ve asla gösteriş yapmazdı. Alev İmparatoru bile Puti'yi yalnızca bir hizmetkar olarak gördüğü için küçümsemişti. Puti'nin onu geride bıraktığını bilmiyordu. Sana bir şans vereceğim. İkinci ve üçüncü kardeşinin şansının aynısı. Evren okyanusuna git. Oturan dağ konuğu Puti'ye baktı ve bir parça mavi tahta çıkardı sana en uygun gerçek hazineyi veremem. Bu yüzden sana bu garip nesneyi vereceğim. Tanrısal ahşap. Ona sonsuzluktan beri sahibim. Ama onu sadece bir koleksiyon parçası olarak görüyorum. Gücünü kullanmak için. Putin'in tanrısal vücudu titredi. İkinci ve üçüncü kardeşinin şansı aynı mıydı? Bunu o kadar uzun zamandır bekliyordu ki. Evet öğretmenim. Sizi hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapacağım. Puti eğildi ama sesi inançla doluydu. Oturan dağ konuğu başını salladı. Gitmek. Puti saraydan ayrılmadan önce tekrar eğildi. Oturan dağ konuğu uzaktaki eğik tepe bölgesi saray kapısı koğuşuna baktı ve yavaşça şöyle dedi. Çok uzun zamandır bekliyordum. Göksel Kaya'nın yüzeyinde bir toz zerresi kadar büyük görünen bir ruh vardı. Binlerce kilometre yükseklikte Luofeng'in insan formu duruyordu. Eğik Tepe Sektörü. Luofeng Göksel Kaya'nın üzerinde durdu ve onu çevreleyen geniş boş alana baktı. Uzaktan, zirvesinden çağlayan devasa bir şelalenin bulunduğu yüce ve uçsuz bucaksız ana dağı görebiliyordu sınırsız bir güç yayıyordu. Bu güç, uçuş sırasında sayısız göktaşını kendi etrafında dolaştırdı ve aynı zamanda büyük miktarda kaotik. Hava akışının parçalanmasına neden oldu. Bugünden itibaren ben, Luo Feng, evren okyanusunda dolaşmaya başlayacağım. Luo Feng'in gözlerinde parlak ışınlar yükseldi ve onların kristaller gibi parıldamasına neden oldu. Şua. Hemen göksel kayadan kayboldu ve uzaktaki boşluğun ortasında yeniden ortaya çıktı. Daha sonra kendini defalarca ışınladı ve basamaklı şelalenin tekrar tekrar çarpmasıyla oluşan sınırsız su alanına doğru hücum etti. Eğik tepe sektörünün dış alanı, uzay alanı ve su alanına bölünebilir. Uzay alanı. Birçok devasa göktaşının rastgele uçtuğu boş uzayı ifade ediyordu. Buradaki tehlike seviyesi son derece düşüktü. Çünkü yalnızca bazı gök kayaları zaman zaman belirli bir derecede tehlike oluşturabilirdi. Bu sayısız göktaşının büyük bir kısmı zaten uzun bir süre boyunca araştırılmıştı. Büyük varlıkların eğik tepenin dış alanını daha çok su alanı olarak adlandırmasının nedeni budur. Basamaklı şelalenin etkisiyle oluşan su alanı, tüm ana dağı çevreleyecek şekilde yayıldı. Tehlike yıl dolu, çarpık formlardan oluşan sivri uçlu kayalar vardı. Birçok alan evren ustalarını bile ışınlanmaktan caydıracaktır. Evren efendilerinin ileriye doğru uçarken bile son derece dikkatli olmaları gerekiyordu. Yalnızca su bölgesinin sınırına yakın bir bölgede olduklarında ve kıyının açık olduğundan emin olmak için alan tipi gerçek bir hazineyi dikkatlice denetlediklerinde ışınlanmaya cesaret edebilirlerdi. Tepe bölgesinin dış bölgesindeki su alanında bulunan en yaygın ama en korkunç tehlike su akış ruhu olabilir. Luo Feng gökyüzünde yüksekte durdu ve altındaki geniş su alanını gözden kaçırdı. Su alanı devasaydı ve çapı birkaç yüz milyon ışık yılıydı. Bütün bir insan evren krallığından bile daha büyüktü ve ataların tanrısının gizli bölgesinden daha büyük Luo Feng kendi kendine Su akışı ruhlarının ne zekası ne de bilinci var dedi yalnızca temel içgüdüleri var yalnızca onlara yaklaştığınızda size saldıracaklar Bu su alanındaki bir su akışı ruhu güç için çevresine güvenebilecek ve bu tür bir güç bir evren efendisininkiyle kıyaslanabilir daha sonra, doğrudan altındaki su alanına doğru koşarken son derece dikkatliydi ve inerken su sıçramasına neden oldu. Evren okyanusuna ölümsüz tanrısal ruhlar bile girdikleri anda yok edilirdi. Ancak bu sonsuz su alanı var olmayı başardı. Açıkça görülüyor ki bu, su, da olağanüstü bir şeyler vardı. Her damla bir yıldız gibiydi ve bu suyun dalgaları yükseldiğinde çarpma son derece korkutucuydu. Ancak evren efendileri yine de bu etkiyi zorluk yaşamadan engelleyebilirler. Su alanı tehlikelerle dolu ama hazinelerle dolu. Luo Feng ayrıca su alanındaki hazinelerin çeşitli şekillerde bulunduğunun da farkındaydı. Bir hazine elde etmek için şansa güce ve cesarete ihtiyaç vardı. Luo Feng su alanına girdiğinde, geniş ve sınırsız su alanının derinliği yaklaşık 100 milyon ışık yılı civarındaydı. Bu kadar çok sayıda dalgalı kaya ve su basıncının bu kadar korkutucu derecede bastırıcı bir seviyeye ulaşmasıyla, bir evren şövalyesi bile bir anda toza dönüşebilirdi. Hon, uzun, uzun, uzun. Bir gök taşı yavaşça aşağıdan yükseldi ve kademeli olarak ortaya çıkmaya devam ederken çevredeki taşların da titremeye başlamasına neden oldu. Yavaş yavaş devam etti. Tüm sürecin durma noktasına gelmesi epey zaman aldı. Gök taşı zaten yaklaşık 1 milyon kilometreye yakın bir yükseklikte çıkıntı yapıyordu. Daha sonra barış yeniden başladı. 100 milyon ışık yılı uzaklıkta olan Luo Feng yanlış hiçbir şey tespit etmedi. Su alanını son derece dikkatli bir şekilde keşfetmeye devam etti ve su alanının yalnızca en sığ bölgesindeydi. Luo Feng'den 3 milyon ışık yılı uzakta ateş taşı ustası, belli belirsiz alevlerle çevrelenmiş yüksek tanrısal bedeniyle su alanında yavaşça uçtu. Doğal olarak Roach hapishanesi müdürü ile yollarını ayırmıştı. Sonuçta evren okyanusunda dolaşırken, yalnız seyahat eden birinin hazine bulma şansı daha yüksek olurdu. H.I.M.M. insanlıklu o fenki evren okyanusuna gönderdi. Muhtemelen onun becerilerini geliştirmesi ve kendini geliştirmesi için, onun yeteneğini iyi bir şekilde geliştirmek istiyorlar. Biz, Hon ittifakındaki insan olmayan ırklar, böyle fırsatlara sahip değildik. Firestone Master'ın içi acıyla doluydu. Hiçbir risk almadan pek çok gerçek hazineyi elde edebildi. Sektör Lord'u seviyesinde zaten birkaç gerçek hazineye sahip olduğu söylendi. Bakalım, bu adamın ne kadar sorun yaratabileceğini görün. I yardım için çeşitli tarafları aramaya başlamasının uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Firestone ustası küçümsemeyle doluydu. Yardım arayan büyük varlıkların bu tür olayları eşi benzeri görülmemiş bir olay değildi. İlkel evrenin iblisleri, şaşırtıcı güçlere ve son derece yüksek potansiyele sahip olağanüstü bir dahi olan Çankak Baba ustasını yetiştirmek ve eğitmek istediklerinde becerilerini geliştirmesini sağlamak için onu evren okyanusuna gönderdiler. Kendini koruması için ona bazı müthiş gerçek hazineler bahşettiler. Önleyemediği ya da karşı koyamadığı tehlikelerle karşılaştığında iblis ırkından diğer büyük varlıklar hemen yardım gönderiyordu. Uzun bir eğitim ve uygulama döneminden sonra, Çank Akbaba ustası sonunda mahsulün kreması ve en korkutucu figürü olarak bilinen bir evren ustası oldu. Sıralamada yüksekti. Dream Demon Ancestor ve Shock Demon Ancestor'dan sonra sadece ikinci sıradaydı. Görünüşe göre Rüya Şeytanı Atası ve Şok Şeytanı Atası. Chunk Vulture Master'ın potansiyelini belirlemede inanılmaz derecede keskindi. Ama, bu, Chunk Akbaba Efendisi'nin birkaç kez yardım çağrısı gönderdiği ve bu yardım çağrılarının tüm iblis ittifakı arasında büyük bir kargaşa yarattığı gerçeğini gizlemiyordu. Luo Feng'in büyük bir potansiyeli var. Kesinlikle şaşırtıcı bir güce sahip olağanüstü bir dahi ama belli ki hala sıralamanın en altında. Eğer eski evren efendileriyle karşılaşacak olsaydı büyük bir dezavantaja sahip olurdu ve muhtemelen çağrı göndermek zorunda kalırdı. Yardım için. Firestone ustası başını salladı. Bir olay çıkarın. Sadece devam edin ve bir olay yaratın. Bilmediğim tek bir şey var. Gelecekte iblis ırkının çank akbaba ustası seviyesine ulaşabilecek mi? Her ne kadar hoşnutsuz olsa da Firestone ustası. Luo Feng yardım istediği anda eğer yakınlardaysa hemen Luo Feng'in yardım edeceği yere koşacağını biliyordu. Firestone Master kendi kendine yardım isterse ve ben de ona yardım edersem. Ona biraz akıl verebilirim, dedi. Bununlu o fengki mutsuz edeceğini biliyordu ama o, ölçülemez bir gelişim sürecinden geçmiş bir evren ustasıydı. Neden kendisinin herhangi bir kurala ya da herhangi bir şeye bağlı olmasına izin versin ki? Gülmek isteseydi yapardı. Eğer azarlanmak isterse bunu yapmalıydı. Çok inatçıydı. Ne olmuş? senden mutsuzum, diye düşündü. Sana lanet okurdum. Senin hakkında hoşa giden hiçbir şey bulamıyorum Luo Feng. Ne yapabilirsin? Firestone ustası su alanının derinliklerindeydi ve uzaktaki su akış ruhlarından kaçınmaya dikkat ediyordu. Su akışı ruhlarının hepsi beyazdı. Bazen beyaz hava akışları şeklini alıyorlardı. Bazen insan kılığına giriyorlardı, bazen de hayvan kılığına giriyorlardı. Su alanında sürüklenirken her zaman farklı tuhaf formlarda oluyorlardı. Bu alan zaten oldukça derin ve son derece tehlikeli sayılıyordu. Uçuş hızı çok daha yavaştı. Peki ışınlanmak mı? Işınlanmak kesinlikle imkansızdı. Sonuçta bir su akışı ruhu kendisini herhangi bir varlığa bağladığında, sonuçları hayal etmek korkutucuydu. Ha! Ani bir farkındalık Firestone Master'ı büyük bir şoka uğrattı. Kapalı bir alan mı? Su alanının çevresindeki uzay dalgaları bir saniye içinde kesildi. Firestone Master yaklaşmakta olan bir sorun olduğunu biliyordu. Dikkatlice etrafına baktı ve uzakta bir ışık noktası gördü. Işık noktası güldü. Kahkahası su alanı aracılığıyla iletildi ve neredeyse bir anda Firestone ustasına ulaştı. Ha ha ha! İlkel evrenin insan ittifakından Firestone ustası mı? O ışık noktası insan şeklini alan bir yaşam formuydu. Tüm vücudu puslu. Beyaz bir ışık yayıyordu ve kafasının arkasında dairesel beyaz bir ışık vardı. Beyaz ışığın ortasında devasa, tek gözlü bir gölgenin belirsiz bir şekli vardı. İlahi göz yarışı Firestone ustası hemen bir ışık huzmesine dönüştü ve kaçtı. İlahi göz ırkı İlk evren çağından gelen zirve ırklardan biriydi ve yarışta toplam 7 evren yüce varlığıyla o çağdaki en güçlü zirve ırkı olduğu söyleniyordu. İlahi göz yarışı çok gizli ve korkutucu bir yarıştı. Muhtemelen ilk evrenin evrimi sırasında meydana gelen bazı benzersiz kazalar nedeniyle. İlk evren reenkarnasyon döneminde ortaya çıkmış olabilirler ve şaşırtıcı bir güce sahiplerdi. Bizden kaçabileceğini mi sanıyorsun? İlahi göz ırkından büyük bir varlık dedi. Hon, uzun, sayısız kum tanesi birdenbire ortaya çıktı ve bu sayısız tanecik çevreyi bir anda üç ışık yılı yarıçapında doldurdu. Çevredeki alan daha önce mühürlenmişti. Ancak mühürlenmemiş olsaydı bile hiç kimse engellemeler olmadan oradan ışınlanmaya cesaret edemezdi. Sonuçta bu bölge derinlerde bulunan tehlikeli bir bölgeydi. Üç ışık yılı yarıçaplı bir yarıçap. Nasıl olur da Firestone Master kısa bir süre içinde buradan uçup gidebilir? Buzlu Kum Okyanusu. Firestone ustası dişlerini gıcırdattı ve beyaz ışıkla göz kamaştıran o insan formundaki yaşam varlığına baktı. Öfkeli bir uğultuyla burun deliklerinden alevler fışkırttı. Bir yong usta, inanılmaz gerçek bir hazine elde etmedim. Ve seni gördüğüm anda kaçtım. Bu kadar acımasızca peşimden koşmak zorunda mısın? Beyaz ışıkla göz kamaştıran insan formu yavaşça hayat sınırlıdır diye ifade etti. Sonsuzluğu bulmak zordur. Bitmek bilmeyen cinayetler aracılığıyla sonsuzluğa giden yolu arıyorum. Artık benim tek yolum bu. Ateş taşı ustası, kıyametin ne tanış. Hua, beyaz ışıkla örtülü Başının arkasında dairesel beyaz ışınlar bulunan Anyong ustanın tek gözlü gölgesi son derece yüksek bir hızla yaklaştı ve tüm gücüyle ateş taşı ustasına doğru hücum etti. Lanet olsun dedi Firestone ustası ve ardından öfkeyle kükredi. Beni öldürmek mi istiyorsun? Rüyalarında ama yine de tam gaz kaçmaya devam etti zamanı durdurmak için elinden geleni yaptı. Aynı zamanda, ilkel evrende, diğer bedeni sanal evrende hızla yardım çağırıyordu. Daha önce, hala Luo Feng'in yardım ricası hakkında yorum yapıyordum. Göz açıp kapayıncaya kadar yardım isteyen kişinin ben olacağımı kim düşünebilirdi? İlk evren çağından gelen bu deli. O gerçekten deli. Nasıl An Yong Master'a rastladığım için şanssızım. Firestone ustası kaygıyla doluydu. Artık gerçek bir tehlike yıl karşı karşıya olduğunu biliyordu. Sadece ilk kaos şehri lideri ya da Peng Gong ustası hemen buraya gelirse hayatta kalma umudum var. Firestone ustası aynı zamanda mümkün olan en kısa sürede kendisine ulaşmayı başaranların daha önce. Toplanma noktasında karşılaştığı birkaç kişi olduğunun da farkındaydı. Uzak Lord Ustası, Roach Hapishanesi Ustası ve Mutlak Karanlık Ustası. Ama yeterince güçlü değillerdi ve Luo Feng'den bahsetmeye bile değmezdi. Onu yalnızca İlkel Kaos Şehri Lideri ve Peng Gong Ustası kurtarabilirdi. Ancak bu ikisi o kadar güçlüydü ki. Büyük olasılıkla Eyiktepe sektörünün iç bölgesinde bulunuyorlardı ve eğer gerçekten de iç bölgedeyseler o zaman buraya koşmak uzun zaman alırdı. Yardım çağrısı gönderildi ve sanal evren sistemi çağrıyı o anda evren okyanusunda bulunan insan ittifakının evren efendilerine aktardı. Tilted Peak sektörünün ana dağının derin dağ bölgesinde Ateş taşı ustası yardım mı istiyor? İlk evren çağından gelen ilahi gözün Yong ustası ırkı onun peşinde mi? Hon, uzun, uzun. Alevler gökyüzüne yükseldi. Her alev bir evren efendisini yok edecek kadar güçlü bir etki yarattı. Her adımı bir hayalet gibi anlaşılması zor olan barbar bir dev, düzensiz alev patlamalarının yanından hızla geçti. Çok derindeyim. Aceleyle geri dönmek bile uzun zaman alacak. Zamanında yetişemeyeceğim. Firestone. Şansına güvenmek zorundasın. Young usta mı? O anda Roach hapishanesi ustası. Firestone ustasına en yakın kişi olarak kabul ediliyordu. Firestone Master'dan 1 milyon ışık yılından daha uzakta. Su alanında bir yerdeydi. Devasa kafasının üzerindeki gözleri kırpıştı. Büyük bela. Korkarım varlığım pek bir şey değiştirmeyecek. Ama elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bir yardımım dokunabilir mi diye bakacağım. Hua. Roach hapishanesi müdürü hızlandı ve gökyüzüne doğru hücum etti. Tek bir ışınlanmayla su bölgesinin üst göklerine ulaşmıştı. Daha sonra. Amaçlanan varış noktasına mümkün olan en hızlı sürede ulaşmak için defalarca boş uzaya ışınlandı. Luo Feng de yardım çağrısını aldı. Luo Feng, Firestone ustasına karşı biraz kırgınlık hissetmişti ama sonuçta ikisi de insan ittifakının dost üyeleriydi. Bir Yong usta, hafife alınacak biri değil. Şua. Luo Feng hemen su alanının dışını ışınlandı ve ardından tekrar tekrar ve hızlı ışınlanarak hedefine doğru koştu. Eğik tepe sektörünün su bölgesinde iki yüksek varlık birbirleriyle savaştı. Bir yong usta, bazen onu uzun bir asa, bazen de çekiç olarak kullanan altın bir asa tutuyordu. Sürekli olarak üstün bir teknik uyguladı. Üstelik An Yong Usta, Fire Stone Ustasına karşı kendini hiç savunamadı. Manyak. İlk evren çağından gelen varlıkların hepsi manyaktır ve Yong Master diğer manyaklarla karşılaştırıldığında bile bir manyaktır. A.A.A.H. Fire Stone Ustası kükredi. Biraz daha zaman kazanmak için uzak durmaya çalıştı. Ancak buzlu kum okyanusunda önemli ölçüde daha yavaştı ve kesinlikle dezavantajlı durumdaydı. Bu yüzden defalarca Anyong ustaya yakalandı. Anyong Master. İnsan ittifakından ateş taşı. Öl ve benim sonsuzluğumun yolunda bir kurban ol. Dedi. Nazik bir sesi vardı ama o asa evren uzayını delip geçiyordu. Hon. Uzun. Uzun. Altın asanın oval bir başı vardı ve ovalin başı bir su kabağına benziyordu. Si. La. Asa. Fire Stone Master'ın mekiğinden kaçtı ve kafası Fire Stone Master'ın göğsüne çarptı. Ona direnecek gerçek bir hazine silahı olmayan An Young ustasının gücü. Ateş taşı ustasının göğsüne çarptı. Kaza. Zırh titriyordu ve göğsü de titriyordu. Tanrısal bedeni çatladı ve sıçrayıp uzaklaştı. Tam geri dönecekken Mekki'yi de An Yong Master'a çarptı. Hank. Derin bir ses vardı. Yong Master'ın tanrısal bedeni darbe aldıktan sonra zayıflamıştı ama hızla iyileşti. Tekrar şarj olmadan önce sadece bir saniye durakladı. Firestone ustası öfkeliydi. Manyak. O deli. Neden onunla karşılaşmak zorunda kaldım? En azından başkalarıyla karşılaşsaydım daha iyi durumda olurdum. Aslında Alev İmparatoru gibi zirvedeki bir evren ustasıydı. Anyong'un daha iyi gerçek hazineleri ve daha güçlü bir tanrısal bedeni vardı. Bu yüzden ateş taşı ustasından bir seviye üstündü. Firestone ustası zirve seviyedeyken Anyong ustası en üst seviyedeydi ve buz dal ustasına rakipti. Firestone Master'ın hayatı tehlikede olmalıydı çünkü o sadece bir seviye daha düşüktü. Ancak Anyong Master kendi yaralarını düşmanının yaralarıyla takas ediyordu ve hızını kullanıyor ve tanrısal bedenini tüketiyordu kendi seviyesindekilerin bile başı dertte olurdu. Kendisinden bir seviye aşağıda olan ateş taşı ustasından bahsetmeye bile gerek yok. Luo Feng, Star River Master ile dövüşürken, Star River'ın üstün tekniği, karanlıktaki nehir, E ilk olarak Star Tower direnç göstermişti. Ancak Luo Feng'in tanrısal bedeni hala tüketiliyordu. Eğer Yıldız Kulesi olmasaydı Luo Feng tek bir hareketle yok edilebilirdi. Yaralanmalar üzerine yaralanmalar. Uygulaması kolay olmadı. Eğer Fire Stone ustası devasa balta yaratıcısı kadar güçlü olsaydı ve Asa'ya direnebilseydi. Bir Yong usta bu hareketi uygulayamazdı. Ancak Anyong Master tekniklerde daha iyiydi ve birçok üstün tekniği birbirinin yerine kullanıyordu. Bazen çekiç, bazen asa, bazen de süngü olarak kullanıyordu. Her hareketin müthiş bir gücü vardı ve Fire Stone Master çoğuna karşı koyamıyordu. Yaralanmaları yaralanmalarla takas etmek için kişinin tanrısal bedenine yeterince güvenmesi gerekiyordu. Sonuçta başkalarına zarar verirken kendine de zarar veriyordu. Eğer yeterince güçlü bir dindar bedeni olmasaydı, düşmanını öldürmeden ölürdü. Su alanından bir ses iletildi. Firestone, buzlu kum okyanusuna girmeye cesaret edemiyorum. O yüzden sana yardım edemem. Artık tek başınasın. Roach hapishanesi müdürü mü? Firestone ustası önce mutlu hissetti ama sonra hayal kırıklığına uğradı. İşe yaramazdı. Roach hapishanesi ustası onun seviyesindeydi. Buzlu kum okyanusu birkaç ışık yılı karelik bir alanı kaplıyordu ve buraya uçması uzun zaman alırdı. Ayrıca, başarmış olsa bile Roach hapishane şefi yeterince güçlü değildi. Asasını tutan Anyong Master kimse seni kurtaramaz, dedi. Tanrısal vücudunun yalnızca yüzde ellisi kaldı ve seni on hamlede öldürebilirim. Kahretsin. Elinde sadece zırhın ve vücudun var. Firestone ustası kükredi. Anyong Master'ın nasıl dövüştüğünü bildiği için Anyong Master'ı görünce kaçtı. Bir Yong Master'ın zırhı. Üst düzey. Zirve gerçek hazine zırhıydı ve saldırıyı bir, yüz bine kadar zayıflatmayı başardı. Anyong Usta'nın tanrısal bedeni neredeyse on bin kat yaşam geni seviyesine sahipti. Bitkisel bir bedeni vardı ve birkaç milyon kilometre uzunluğunda tanrısal bir bedeni vardı. Sakatlıklarla yaralanmaları değiştiriyor olsa bile sürekli güç sağlayan devasa bedeniyle bunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirdi. Benim tanrısal bedenim de özel bir yaşam formu ve yüz bin kilometre uzunluğunda. Silahım altında beni öldürmesi uzun zaman alabilir. Ama yaraları yaralanmalarla takas ediyor. Tanrısal bedenimi yüzlerce kat daha hızlı tüketiyor. Firestone Master ne kadar çabalarsa çabalasın hala darbe alıyordu. Hon, uzun, tanrısal bedeni zayıflıyordu. Yüzde 42. Yüzde 37. Yüzde 31. Bir Young Master gülümsedi. Ölmek. Hayır hayır. Dedi Firestone ustası. Saldırılardan kaçmak ya da onlara direnmek için silahını kullanmak için her şeyi denemişti ama faydası olmamıştı. Bir yong ustası tekniklerini alternatif olarak kullandı ve ateş taşı ustası kendisini onlara karşı hiçbir şekilde savunamadı. Roach cezaevi müdürü sığ su bölgesindeydi. Sonsuz buzlu kum okyanusuna baktı ve içini çekti. Firestone, seni kurtarmak için oraya sadece Peng Gong ustası ve ilkel kaos şehri lideri gelebilir. Aksi takdirde artık sana kimse yardım edemez. Hon. Bir varlık ortaya çıktı. Roach hapishanesi müdürü. Dedi tanıdık bir ses. Roach hapishanesi müdürü dev kafasını çevirdi ve gümüş zırhlı siyah saçlı bir insan oldu. Luo Feng mi? Roach hapishanesi müdürü hayal kırıklığına uğradı. Sesini aktardı. Luo Feng. Ateş taşı ustası. Anyong Ustası tarafından avlanıyor ve onu yalnızca Peng Gong Ustası ve İlkel Kaos Şehir Lideri kurtarabilir. Bu konuda hiçbir şey yapamayız. İçeri girme. Sen eğer o buzlu kum okyanusuna girersen tehlikede olacaksın. Belki Anyong Master'ı yenemem. Dedi siyah saçlı insan. Ama ondan da korkmuyorum. Ha. Roach hapishanesi müdürü sersemlemişti. Ve sonra su alanında soluk altın renkli bir ışık belirdi. Aynı zamanda, hon, uzun, uzun, altın alevler, altın ülkenin yardımıyla buzlu kum okyanusunu genişletip ezdi. Şivu kanatları ve ateş kumu kupası, ikisinin birleşimi, çaresiz. Firestone ustası kendini çaresiz hissetti tanrısal bedeninin yalnızca yüzde yirmisi kalmıştı. Bu yüzden artık direnemiyordu bile. Bir Yong usta gülümsedi ve ilerledi. Ölmek. Ama aniden An Yong Master sinirlendi. DSÖ diye kükredi. Hon. Uzun. Stone Master'ı tuzağa düşüren ve yavaşlatan Is Mountain Ocean parçalandı. Su alevlerden oluşan bir okyanusa dönüştü. Bu görüntü Firestone Master'ı heyecanlandırdı. Aniden bir ses duydu. Hala gitmiyor musun? Firestone ustası. Bu ses. Firestone ustası sersemlemişti. O Luofeng değil miydi? Çabuk. Git. Luofeng ısrar etti. Su. Firestone ustası kaçtı. Engellenmediğini hissetti buzlu kum okyanusundayken bataklıkta sıkışıp kalmış gibi hissetti. Ancak altın alevlerde herhangi bir direnç hissetmedi. Bunun yerine alevler onu güçlendiriyor ve daha hızlı hale getiriyordu. An Yong Master için durum tam tersiydi. Hemen yavaşladı. Kim o? Bir Yong Usta kükredi. Bu, Yuan Ao Ustası'nın alev kum kupası. Ve o altın ışık alanı uzayı ve zamanı kontrol edebilir. Sen kimsin? Luo Feng'den daha güçlü bir tanrısal güce sahipti ama dezavantajlıydı. Gerçek hazinelerin ve tekniklerin tanrısal güç için farklı gereksinimleri vardı. Gerçek hazinelerin ve tekniklerin eşikleri ve sınırları vardı. Minyatür evren söz konusu olduğunda ölümsüz olmak temel gereklilikti ve tanrısal bedenin yüzde onunu gerektiriyordu. Ancak Luo Feng güçlendiğinde sınıra ulaşacaktı. Eğer Luo Feng bir evren ustası olsaydı ve tanrısal bedenini yüz kez geliştirseydi. Minyatür evren onun tanrısal bedeninin yüzde onunu almazdı çünkü evren ustaları yüce teknikleri uyguladığında, bu onlardan yalnızca sınırlı miktarda tanrısal güç alırdı. Nihai teknikler de üstün tekniklerden farklıydı. Aynı kural gerçek hazineler içinde geçerliydi. Kullanıcının onu kullanacak kadar güçlü olması gerekiyordu. Biri ne kadar güçlü olursa, gerçek hazineler de o kadar güçlü olabiliyordu. Ancak gerçek hazinelerin bir sınırı vardı. Sıradan gerçek hazinelerin evren efendileri tarafından terk edilmesinin nedeni de buydu. Onlar zirvedeki gerçek hazineleri ve hatta yüce gerçek hazineleri arzuluyorlardı. Üst düzey gerçek hazineler, zirve gerçek hazineler ve üstün gerçek hazineler. Eğer zirve alan adı tipinde gerçek bir hazineye sahipsem kaçmana izin vermeyeceğim dedi An Yong Master. Sinirlendi ve uzay mührünü iptal etti. Hua, Firestone ustası çok heyecanlandı. Kendini sığ suya ışınladı. An Yong Master, nasıl olduğunu anlıyorum, dedi. Firestone ustasının sadece birkaç ışık yılı uzakta olduğunu hissetti. Kendisini de oraya ışınladı. Ateş taşı ustası ortaya çıktığında Luo Feng ve Roach hapishanesi ustası su alanındaydı. Firestone ustası kendini tuhaf hissetti. "Lu," dedi. Luo Feng'in yüz ifadesi değişti. "Beklemek." Yanlarında bir varlık belirdi. Elinde asa olan bir varlık. Başının arkasında haleler vardı ve halenin içinde tek gözlü bir hayalet vardı. O bir Yong Master'dı. Yong Usta'nın gözleri öfkeyle parladı. Luo Feng'e baktı. İnsan, seni hiç görmedim. Bir Yong Usta öfkeyle söyledi. Luo Feng, An Yong Master'a baktı. Şimdi yapabilirsin. Şu an. Luo Feng ve iki evren ustası kendilerini ışınladılar ve su alanından çıkıp kaçtılar. İnsan, gümüş zırhlı ve siyah saçlı insan. Bir yong usta çılgınlık ve öfkeyle bağırdı. Bir yong usta sığ suda duruyordu. Yalnız gözü vahşi görünüyordu. O gümüş zırhlı ve siyah saçlı insan. Buraya Firestone ustasını kurtarmak için geldi ve Roach hapishanesi ustasıyla birlikte. Orijinal evrenden gelen bir insan olmalı. Bir yong master düşünüyordu. İnsan ırkı üç evren çağının tamamında yetiştirilmişti ve insanlık, hem birinci hem de üçüncü evren çağlarında zirvedeki bir IRKTI. Yalnızca ikinci çağda insanlar nispeten zayıftı. Çünkü yalnızca tek bir evrenin yüce üstadı doğmuştu. Orijinal evrende, tek bir evrenin yüce efendisi olan herhangi bir ırk, zirve ırk olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte, tam enkarnasyonlardan geçen birinci ve ikinci evren çağları için, onların oldukça fazla sayıda evren yüce üstadı vardı. İkinci evren çağının insan ırkı, orijinal evrendeki kadar güçlüydü. Ancak zirve ırk değildi. Onu görmedim. Ve o, ilahi göz ırkının veri tabanında yok. Diye düşündü An Yong Master yeni ve muhteşem bir varlık olmalı ve Yuan A o ustasının alevli kum kupasını kullanıyor. Geçen sefer Yuan A o master'ın bunu kullandığını gördüm. Görünüşe göre yakın zamanda almış. Yuan A o. usta öldü mü? Aksi takdirde alev kum kupası o insanın eline düşmezdi. Bir Yong Master şaşkına dönmüştü. İlahi göz klanının yedi evren yüce efendisi vardı. Yani yedi minyatür evreni vardı. Minyatür evrenlerden birinde. Yedinci gerçek üstad. Bir yong ustanın avatarı ışıltılı ve yarı şeffaf saraydan çıkıp gökyüzüne baktı. Orijinal evrenin insan ırkından yeni bir evren yüce ustası mı doğmuştu? O Firestone ustasını öldürmeye çalışıyordum ama gümüş zırhlı ve siyah saçlı bir adam tarafından durduruldum. Onun bilgisini istiyorum. Gökyüzünden bir ses geldi. Durdu mu? Senden daha mı güçlü? Hayır. O benden çok daha zayıf. Bir yong usta başını kaldırdı. Ancak... Alev kum kupası ve uzayı ve zamanı kontrol etmek için özel bir değeri var. Bu yüzden buzlu kum okyanusumu bastırdı. Ayrıca o, Roach hapishanesi ustası ve ateş taşı ustası hepsi oradaydı. Hepsini yenemem. An Yong kendini ışınlamış ve Luo Feng ile diğer ikisini bulmuştu. Eğer kendine yeterince güvenseydi uzay mührü yapar ve onlarla savaşırdı. Ancak düşmanının onu bastıracak bir alanı olduğunu biliyordu ve onlardan üç kişi vardı. Bu yüzden Luo Feng'in gidişini izledi. Gökyüzünden gelen ses. Biraz bekleyin. Temasa geçip bu konuyu soracağım. Dedi. Lütfen. Yedinci gerçek üstad. Bir yong usta eğildi. Kısa bir süre sonra. Aslında evren okyanusundaki güçler arasında ticaret vardı. Bazıları değerli eşyalarla ilgiliydi. Bazıları ise bilgi paylaşımıyla ilgiliydi fayda olduğu sürece ticaret de olurdu. İlahi göz klanı, ilk evren çağından kalma bir süper güçtü. Dolayısıyla ilahi göz ırkına yaltaklanmak isteyen birçok güç vardı. Sonucu buldum, dedi gökten gelen ses. Young Master hemen başını kaldırdı. Gümüş zırh ve siyah saç, diye devam etti ses. Onunla tanışmadınız ama o insan ırkının yeni bir evren ustası, Samanyolu sürüsü lideri Luo Feng, o sadece sıradan bir usta ve banf ustası ile aynı düzeyde maddi saldırıya sahip. Tek yüce bildiği teknik minyatür bir kaos dünyası gibidir. Ah, yeni bir adam mı? Bir Yong usta gülümsedi. Banff'ın efendisi ruh saldırısında usta ama maddi saldırıda zayıf. Görünüşe göre bu adam zayıf. Gökyüzünden gelen ses. Evren efendilerinin altı seviyesi var ve o ikinci seviyede olmalı. Dedi. Özel bir gerçek hazineye sahip gibi görünüyor. İnsan ırkı onu korumak için ona bazı değerli gerçek hazineler veriyor. Bir yong usta gülümsedi. O sadece kaçma konusunda iyi olan genç bir adamdı. Bu da onun için korkacak hiçbir şey olmadığı anlamına geliyordu. Sadece ikinci seviyede. Birinci evren çağı. Evren ustalarını altı seviyeye ayırdı. İlk seviye. Yaşam geni seviyesi yüz kat olan temel evren ustalarıydı ve onlar. Nihai teknikleri bile yaratmamışlardı. İkinci seviyede bin kat yaşam geni seviyesi vardı ve onlar üstün teknikler yarattılar ve güzel. Gerçek hazinelere sahiptiler. Bunlar sıradan seviyedeydi. Üçüncü seviye Alev İmparatoru ve Ateş Taşı Ustası gibi zirve seviyesiydi. Dördüncü seviye, Koz Tekniğini Uygulamayan Buz Dağı Ustası. Anyong Ustası ve Star Nehri Ustası gibi en üst seviyeydi. Beşinci seviye, en üst seviyenin en üst seviyesi, Star River Master ve Primal Chaos City Leader gibi kişilerden oluşuyordu. Genellikle üstün teknikleri birleştirmişler ya da tuhaf nesneler elde etmişlerdi. Orijinal evrende bulunmayan altıncı seviye, yüce gerçek hazinelere sahip olanlar içindi. Sadece ikinci seviyede, Anyong Master küçümsedi. Dördüncü seviyedeydi. Neredeyse on bin kat yaşam geni seviyesinde bir bitki yaşam bedenine sahipti ve zırhı saldırıları bir, yüz bine kadar zayıflatabiliyordu. Luo Feng bile ancak bir evren ustası olduktan sonra ona rakip olabildi. Yaralanmaların bedelini ödeseydi buzdağ ustasının bile ondan kaçınması gerekirdi. An Yong Master. H.I.M.M. -M. Zirve alan tipi gerçek hazinelerden yalnızca birkaçı var. Dedi. İlahi göz ırkının neredeyse yüz evren efendisi var. En güçlü evren efendileri. Zirve alan türündeki gerçek hazinelerin tümüne sahip. Eğer bir tanesine sahip olabilirsem. Sen. Samanyolu sürüsü lideri. Öleceksin. Bir yong usta bunu sabırsızlıkla bekliyordu sonuçta ilahi göz ırkı, ilk evren çağındaki en güçlü zirve yarışıydı. Onların yedi evren yüce üstadı ve neredeyse yüz evren üstadı vardı. Hepsi sonsuza kadar yaşamışlardı. Bir Yong usta yalnızca bir orta evren ustasıydı. An Yong Master. Sadece bekle ve gör. Samanyolu sürüsü lideri. Dedi. Bu sadece ilk buluşmamızdı birbirimizle kavga edecek çok zamanımız var. Eğik Tepe sektörünün dış bölgesindeki kayanın üzerinde üç varlık duruyordu. Ateş taşı ustası. Buna gerek yok. Dedi Luo Feng. Firestone ustası, hayatımı kurtardın. Bu yüzden sana çok şey borçluyum. Dedi. Alçak gönüllü olmana gerek yok. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle bana. Ne yaparsam yapayım, Mümkün olan en kısa sürede orada olacağım. Luo Feng gülmeden edemedi. Bu Fire Stone ustasıydı. İnatçı, İnanılmaz derecede inatçı. Ne kadar başarmış olursanız olun sizi azarlardı ama bir kez söz verdi mi? Bedeli ne kadar yüksek olursa olsun yerine getirirdi. Ateş taşı ustası. Sen bile tehlike yıl başa çıkamıyor musun? Luo Feng sormadan edemedi. Evren okyanusunda bu kadar uzun süre hayatta kalan birinin en azından bazı hayatta kalma. Becerilerine sahip olacağını düşündüğü için kafası karışmıştı. Evrenin yüce efendisiyle karşılaşsam bile. Yüce gerçek hazineyi kullanmadığı sürece kendimi ona karşı uzun süre savunabilirim. Ona direnmek için gerçek hazine silahımı kullanacağım ve o da beni koruyabilir. Gücü yüzde doksandan fazla zayıflatır ve benim zırhımla tehdit çok küçük olur. Ne yazık ki, An Young Master'ın dövüş stili beni tam olarak bastırabilir. Çeşitli hareketleri var ama ben sadece doğrudan saldırı yapıyorum. Ve yaralanmaları yaralanmalarla değiştiriyor. Aslında diye devam etti Firestone ustası. Benim de güçlü bir dindar bedenim var. Yüz bin kilometrelik dindar bir bedenim var. Yani normalde bundan korkmuyorum. Ancak An Young Master benden daha iyi. O biliyor birçok üstün teknik var ve hareketlerini istediği zaman değiştirebilir. Zaten bunu yapabilen bir kişi nadirdir. Ve benim karşı koyamayacağım daha az kişi var. Üstelik daha iyi tanrısal bedenlere sahip olanlar. Temelde, var değil. Evren okyanusunda bunlardan yalnızca birkaçı var. Bu yüzden genellikle onlardan kaçınırım. Luo Feng başını salladı. Haklıydı. Çeşitli üstün teknikler. Hareket değişiklikleri ve Firestone ustasından daha hızlı ve daha iyi bir tanrısal vücut. Birinin bunların üçüne de sahip olması gerçekten nadirdi. Firestone ustası bu saatten sonra karar verdim dedi. Tanrısal bedenimin büyük bir bölümünü kaybettim. Bu yüzden bu süre zarfında savunma teknikleri üzerinde çalışacağım. Ben bir Firestone özel yaşam formuyum. Dolayısıyla yeterince esnek değilim. Bir kalkan tekniği oluşturmam gerekiyor eğer hem kalkanım hem de mekiğim olabilir. Çok daha güvende olurum. Bunu uzun zaman önce yapmalıydın. Dedi Roach hapishane müdürü. Evet. Luo Feng de başını salladı. Farklı yaşam formlarının farklı mücadele yöntemleri vardı. Yuan Ao Usta böyleydi. Muazzam bir vücudu vardı ve yeterince esnek değildi. Bu yüzden bir kalkan kullandı. Elbette insanlar doğuştan esnekti. Luo Feng bir bıçakla direnmeyi başardı. Firestone ustasının sesi, "Kendime fazlasıyla güveniyorum." diye gürledi. Luo Feng, "Sana sonsuza kadar borçluyum. Bir şeye ihtiyacın olduğunda bana sor. Önce orijinal evrene döneceğim. Bir dahaki sefere bir kalkan getireceğim. Luo Feng, güvenli bir yolculuk dilerim." dedi. Firestone ustası Roach hapishanesi ustasına da söyledi ve sonra onlar gittiler. Her ne kadar benim zırhım Firestone ustasınınkinden 10 kat daha güçlü olsa da onun tanrısal gücü benimkinden onlarca kat daha iyi. Yani savunma gücü benden daha iyi ve onun tanrısal bir bedeni daha büyük. Luo Feng içini çekti. İşin iyi yanı daha esnek olmasıydı. Bu yüzden An Yong Master'a karşı koyabiliyordu. Shivu kanatları ve Alev Kum Kupası ile istediği zaman savaşabilir ve koşabilirdi. "Luo Feng, kendimi keskinleştirmem gerekiyor." dedi. "Zayıflığım, saldırı tekniğimin sadece en üst seviyede olmasıdır. Fire Stone ustası ve Roach hapishane ustası gibiler üstün bir teknik yaratmışlar." Bir Yong Usta'ya gelince, onun birkaç üstün tekniği var. Luo Feng ve Roach hapishanesi ustası ayrıldılar ve o, Tilted Peak sektörünün dış bölgesinde maceraya atılmaya devam etti. Zaman uçtu. Luo Feng bazen enkarnasyondan önce büyük varlıklarla karşılaşabiliyordu ama şi bu kanatları ve Alev Kum Kupası ile gerçek bir tehlikeyle karşılaşmadı. Sonuçta, en üst düzey evren ustaları ve evren yüce üstatları, Eyik tepe sektörünün iç bölgesindeydi. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, Luo Feng yavaş yavaş diğer iki evren çağındaki büyük varlıklar tarafından tanındı ve onlar Luo Feng'in vasat bir güce sahip olmasına rağmen onun bir avuç insan olduğunu biliyorlardı. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçü lisan ettiyse kafola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.